Görsel 26. Harlow'un yetim maymunlarından biri metal anneden süt emerken yine de kumaş annenin yanında durmaya devam ediyor. Hepsi bir arada düşünüldüğünde 10 milyarca çiftlik hayvanı bugün mekanik bir üretim bandında yaşıyor ve her yıl bunların 50 milyar tanesi kesiliyor. Bu endüstriyel hayvancılık yöntemleri tarımsal üretimde ve stoklanan gıda miktarında ciddi bir artışa sebep oldu. Bitki yetiştiriciliğinin de makineleşmesiyle endüstriyel tarım tüm modern toplumsal ve ekonomik düzenin temelini oluşturuyor. Tarımın sanayileşmesinden önce tarlalarda ve çiftliklerde üretilen gıdanın büyük bölümü köylüleri ve çiftlik hayvanlarını besleyerek boşa gidiyordu. Üretimin ancak çok küçük bir bölümü sanatçıları, öğretmenleri, rahipleri ve bürokratları besliyordu. Bu yüzden de hemen hemen bütün toplumlarda köylüler nüfusun %90'ından fazlasını oluşturuyordu. Tarımın sanayileşmesiyle beraber çok daha az sayıda çiftçi giderek artan kentli çalışanları besleyebilir hale geldi. Bugün ABD'de nüfusun sadece %2'si yaşamını tarımda çalışarak kazanıyor. Ve bu %2 de sadece ABD nüfusunun tamamını beslemekle kalmıyor, üretimin fazlasını dünyanın geri kalanına ihraç ediyor. Eğer tarım sanayileşmeseydi, fabrikaları ve büroları dolduracak kadar çalışan bulunamayacağından sanayi devrimi asla gerçekleşmezdi. Bu fabrikalar ve ofisler tarlalardan çıkıp gelen milyonlarca kişiyi bünyesine kattığında daha önce görülmemiş ürünler de birbiri ardına piyasaya sürülmeye başlandı. Şu anda insanlar her zamankinden daha çok, daha fazla çelik ve kıyafet üretip öncekinden çok daha fazla bina inşa ediyorlar. Buna ek olarak ampuller, cep telefonları, fotoğraf makineleri ve bulaşık makineleri gibi daha önce hayal bile edilemeyen sayıda ve çeşitlilikte yeni ürünler üretiyorlar. İnsanlık tarihinde belki de ilk defa arz talebi geçmeye başladı ve yepyeni bir problem ortaya çıktı. Bu kadar çok şeyi kim satın alacak? Alışveriş çağı. Modern kapitalist ekonomi ayakta kalabilmek için tıpkı yüzmek ya da boğulmak arasında seçim yapmak zorunda olan bir köpek balığı gibi sürekli üretimi artırmak zorundadır. Ama üretmek tek başına yeterli değildir. Birilerinin de bu ürünleri alması gereklidir. Yoksa tüm sanayiciler ve yatırımcılar iflas ederler. Bu felaketi önlemek ve insanların sanayi ne üretirse üretsin almalarını sağlamak için yeni bir etik ortaya çıktı. Tüketimcilik. Tarih boyunca insanların çoğu yokluk içinde yaşadılar. Dolayısıyla tutumluk altın kelimeydi. Püritenlerin veya Spartalıların sadelik üzerine kurulu etikleri ünlü örneklerden yalnızca ikisidir. İyi bir insan lüksten kaçınır. Asla gıdayı ziyan etmez ve eski kıyafetlerini atıp yenilerini almak yerine yırtıklarını yamar. Eskiden sadece krallar ve soylular bu tip değerleri hiçe sayarak zenginliklerini cömertçe sergileyebilirlerdi. Tüketimcilik giderek sayısı ve çeşitliliği artan ürün ve hizmetlerin tüketimini olumlar, insanların kendilerini ödüllendirmesi, şımartması, hatta aşırı tüketimden kendilerini öldürmesi bile teşvik edilir. Tutumluk tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Tüketimci etiği çok uzaklarda aramanıza gerek yoktur. Bir mısır gevreği ambalajının arkasını okumak yeterlidir. İşte benim en sevdiğim kahvaltı gevreklerinden birinin İsrailli bir firma olan Telma tarafından üretilenin ambalajında yazanlar. Bazen kendinize özel davranmanız gerekir. Bazen fazladan enerjiye ihtiyacınız olur. Kilonuza dikkat etmeniz gereken veya hemen o anda bir şeyler yemeniz gereken durumlar olur. Telma sizin için çok çeşitli ve lezzetli tahıllar sunar. Üstelik bu ziyafetlerden pişmanlık da duymazsınız. Aynı ambalajda Heltreds adında başka bir gevrek markasında reklam var. Heltreds pek çok tahıl, meyve ve yemişi bir araya getirerek lezzet, keyif ve sağlığı bir arada da sunuyor. Günün ortasına sağlıklı yaşam tarzına uygun bir ziyafet için. Çok daha fazlasının muhteşem lezzetiyle gerçek bir ziyafet. Vurgu paketin orijinalinde mevcut. Tarihin büyük bölümünde insanlar böyle bir metni çekici değil, bencilce, ahlaken yanlış ve yozlaşmış bulurlardı. Tüketimcilik popüler psikolojiyle de el ele vererek just do it, insanları düşkünlük ve hazzın iyi, tutumluluğunsa kişinin kendisini baskılaması olduğunu düşündürmek için çok uğraştı. Nihayet başarılı da oldu ve bugün hepimiz çok iyi tüketicileriz. Daha dün varlığından bile haberdar olmadığımız ve ihtiyacımız olmayan sayısız ürünü satın alıyoruz. Üreticiler piyasada var olabilmek için kasıtlı olarak kısa vadeli yeni ve gereksiz ürünler tasarlıyorlar. Alışveriş yapmak oldukça popüler bir zaman geçirme biçimi haline geldi.
ve tüketim ürünleri, aile üyeleri, eşler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri belirleyen temel şeye dönüştü. Hatta Noel gibi dini bayramlar bile alışveriş festivali haline geldi. ABD'de Memorial Day bile şehit askerleri anmak için yapılan ciddiyetli ve ağırbaşlı bir gündür. Bugün özel satışlar için bir fırsat, pek çok insan bugünü alışveriş yaparak belki de özgürlüğü savunmak için ölenlerin boşuna ölmediğini kanıtlayarak geçiriyor. Tüketimci etiğin doğuşu ve gelişmesi en çok gıda piyasasında belirgindir. Geleneksel tarım toplumları açlığın gölgesinde yaşarlardı. Günümüzün müreffeh dünyasındaysa en başta gelen sağlık problemlerinden biri obezitedir. Üstelik bu hastalık sürekli hamburger ve pizza ile tıkınan fakirleri, organik salata ve meyve yiyen zenginlerden daha çok etkiliyor. Her yıl ABD nüfusu diyetlere dünyanın geri kalanının tamamındaki aç insanları beslemeye yetecek miktardan daha fazla para harcıyor. Obezite tüketimcilik için çifte zaferdir. Ekonomik daralmaya sebep olacak az yemek gibi alışkanlıklar yerine insanlar hem çok yiyor hem de diyet ürünleri tüketerek ekonomik büyümeye çifte katkı yapıyorlar. Tüketimci etik, karın boşa harcanmaması ve tekrar üretime yatırılmasını salık veren kapitalist etikle nasıl bağdaştırılabilir? Çok basit. Önceki dönemlerdeki gibi bugün de seçkinlerde kitleler arasında giderek büyüyen bir iş bölümü var. Ortaçağ Avrupa'sında aristokratlar paralarını aşırı lüks şeylere dikkatsizce harcarken köylüler her kuruşu sayarak tutumlu yaşarlardı. Bugünse durum tam tersine döndü. Zenginler kendi yatırımlarına ve varlıklarına dikkat ederek yaşarken daha az varlıklar borca girerek hiç ihtiyaçları olmayan arabalar ve televizyonlar alıyorlar. Kapitalist ve tüketimci etik bir madalyonun iki yüzü gibidir. Zenginlerin uyduğu birincil emir yatırım yapken geri kalanların uyduğu birincil emir satın aldır. Kapitalist tüketimci etik bir başka açıdan da devrimcidir. Daha önceki ahlak sistemlerinin çoğu insanları çok zor bir seçimle baş başa bırakmıştı. İnsanlara cennet vaat edilmiş ama bu ancak hoşgörü ve şefkat gösterirlerse, arzularını ve öfkelerini bir kenara bırakırlarsa ve kendi bencil isteklerine engel olabilirlerse mümkündü. Bu da çoğu insan için çok zordu. Ahlak sistemlerinin tarihi kimsenin tam olarak uyum sağlayamadığı bir harika idealler dünyasıydı. Hristiyanların çoğu İsa'yı, Budistler Buda'yı takip edemedi. Konfüçyüsçülerin çoğunun yaşamı Konfüçyüs'ü çileden çıkarırdı. Buna karşılık günümüzde insanların çoğu kapitalist tüketimci etiğin ideallerine göre yaşayabiliyorlar. Bu yeni etik zenginlerin yaşamlarını açgözlü ve daha fazla para kazanmakla uğraşarak geçirmeleri, geniş kitlelerinde arzularını ve tutkularını gidermek için daha fazla satın almaları koşuluyla cenneti vaat ediyor. Bu tüm yapılması başvurulan, buyurulanları inananların yerine getirdiği tarihteki ilk dindir. Peki bunun karşılığında cennete ulaşacağımızı nereden biliyoruz? Çünkü televizyonda öyle gördük. 18. Kalıcı bir devrim. Sanayi devrimi enerjiyi dönüştürmek ve yeni ürünler geliştirmek için yeni yollar yarattı. Böylelikle insanlığı etrafını çeviren ekosisteme bağlı kalmaktan büyük ölçüde kurtardı. İnsanlar ormanları kesti, bataklıkları kuruttu, barajlar inşa etti, ovaları suladı, binlerce kilometre demiryolu döşedi ve gökdelenlerle dolu metropoller kurdu. Dünya Homo sapiens'in isteklerine uygun hale getirildikçe habitatlar ve türler yok oldu. Bir zamanlar yeşil ve mavi olan gezegenimiz plastik ve betondan bir AVM'ye dönüştü. Bugün dünya üzerinde neredeyse 7 milyar sapiens yaşıyor. Tüm bu insanları büyük bir kantara çıkarırsanız ağırlıkları 300 milyon ton eder. Tüm evcilleştirilmiş çiftlik hayvanlarının inekler, domuzlar, koyunlar ve tavukları ağırlıkları ise 700 milyon ton edecektir. Buna karşılık yaşayan tüm büyük vahşi hayvanların kirpilerden penguenlere, fillerden balinalara kadar ağırlığı ise 100 milyon tondan azdır. Çocuk kitaplarımız, posterlerimiz, televizyon ekranlarımız hala kurtlar, şempanzeler ve zürafalarla doludur. Ama gerçek dünyada bunlardan çok az kalmış durumdadır. Şu anda dünyada yaklaşık 80 bin zürafaya karşılık 1,5 milyar inek var. Aynı şekilde 200 bin kurda karşılık 400 milyon evcil köpek, 250 bin şempanzeye karşılıksa milyarlarca insan var. İnsanlık gerçekten dünyayı ele geçirmiş durumdadır.
Ekolojik bozulma kaynak kıtlığıyla aynı şey değildir. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi insanlığın elinin altındaki kaynaklar giderek artıyor ve öyle de devam edecek gibi görünüyor. Günümüzdeki kaynak kıtlığı kehanetleri muhtemelen doğru değildir. Ekolojik bozulmadan kaynaklanan korkununsa sağlam temelleri var. Gelecekte sapiensin yepyeni madde ve enerji kaynaklarına sahip olduğuna ama geriye kalan doğal habitatın ve pek çok başka türün ise yok oluşuna tanık olabiliriz. Çevre felaketleri Homo sapiensin kendi türünü bile tehdit edebilir. Küresel ısınma, yükselen deniz seviyesi ve kirlilik dünyayı türümüzün yaşaması için daha elverişsiz hale getirebilir. Ve gelecekte insan gücüyle insanlar tarafından tetiklenen doğal felaketlerin birbiriyle yarışacağına tanık olabiliriz. İnsanlar sahip oldukları güçlerle doğaya karşı koymaya ve ekosistemi kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye devam ettikçe giderek daha fazla önceden tahmin edilemeyen ve tehlikeli sonuçlarla karşılaşılabilir. Bunlar muhtemelen ekosistemin daha da aşırı bir takım önlemlerle manipüle edilmesiyle kontrol edilecektir. Ama bu durumda daha büyük bir kaosu tetikleyecektir. Pek çok kişi bu süreci doğanın yok edilmesi olarak adlandırıyor ama aslında bu bir yok etme değil, değiştirmedir. Doğa yok edilebilir değildir. 65 milyon yıl önce bir göktaşı dinozorları yok ederken memelilerin ise önünü açtı. Bugün insanlık pek çok türü yok ediyor, hatta kendisini bile yok edebilir ama öbür organizmaların durumu gayet iyi. Örneğin fareler ve hamam böcekleri en iyi dönemlerini yaşıyorlar. Bu dirençli yaratıklar muhtemelen nükleer bir kıyametin dumanları tüten yıkıntılarının arasından DNA'larını yaymaya hazır olarak çıkacaklardır. Belki de günümüzden 65 milyon yıl sonra akıllı fareler insanlığın neden olduğu yıkıma tıpkı bizim dinozorları yok eden göktaşına baktığımız gibi minnetle bakacaklardır. Yine de türümüzün yok olacağı yönündeki uyarılar için henüz çok erken. Sanayi devriminden bu yana insan nüfusu daha önce hiç görülmemiş oranda arttı. 1700'de dünyada 700 milyon insan yaşıyordu. 1800'de bu rakam 950 milyon, 1900'de ise neredeyse 2'ye katlanarak 1.6 milyara ulaştı. 2000'e gelindiğinde 4'e katlanarak 6 milyara, bugünse neredeyse 7 milyara ulaşmış durumdadır. Modern çağ, doğanın isteklerine karşı giderek daha duyarsızlaşan sapiens, modern sanayinin ve devletlerin isteklerine ise giderek daha bağımlı hale geldi. Sanayi devrimi toplumsal mühendislik alanında pek çok deneyin yolunu açarken günlük hayatta ve insan zihniyetinde önceden tasarlanmamış pek çok değişikliği de tetiklemiş oldu. Buna verilebilecek pek çok örnekten biri de geleneksel tarımın, sanayinin bir örnek ve kesin zamanlamasıyla değiştirilebilmesidir. Geleneksel tarım doğal zaman ve organik büyüme döngülerine bağlıydı. Çoğu toplum zamanı kesin olarak ölçemiyor, bu yönde pek bir çaba da gösteremiyordu. İşler saat ve zaman çizelgeleri olmadan yapılıyor, her şey güneşin hareketine ve bitkilerin büyüme döngüsüne göre belirleniyordu. İş günü gibi standart bir kavram yoktu ve insanların günlük rutini mevsimden mevsime değişiyordu. İnsanlar güneşin nerede olduğunu biliyor, yağmur mevsimiyle hasat zamanını endişeyle bekliyorlardı. Ama saatin kaç olduğuyla veya hangi yılda olduklarıyla ilgilenmiyorlardı. Yolunu kaybeden bir zaman yolcusu, orta çağda aniden ortaya çıkıp birine hangi yıldayız diye sorsa, köylü muhtemelen yabancının tuhaf ve gülünç kıyafetinden rahatsız olduğu gibi soruyu da tuhaf bulurdu. Orta çağdaki köylülerin ve ayakkabıcıların aksine modern sanayi güneşle veya mevsimle ilgilenmez, kesinlik ve bir örnek olmak çok daha önemlidir. Orta çağdaki her ayakkabıcı tabanındaki tokasına kadar ayakkabının tamamını kendisi yapardı. Bir ayakkabıcının işe geç kalması diğerlerini engellemezdi. Modern bir fabrikadaysa her işçi ayakkabının küçük bir bölümünü yapan bir makinenin başında durur. 5 numaralı makinede çalışan işçi uyuyakalırsa diğer makineler de aksar. Bu tür hatalar da herkesin uyacağı kesin zaman çizelgeleriyle çözülür. Tüm işçiler işe tam olarak aynı saatte gelir, aç olsun ya da olmasın aynı anda öğlen molasına çıkarlar. Herkes eve mesainin bittiği işaretiyle gider, ellerindeki iş bittiğinde değil. Sanayi devrimi zaman çizelgesini ve üretim bandını neredeyse tüm insan faaliyetleri için geçerli bir şablon haline getirdi. Fabrikalar kendi zaman anlayışlarını insan davranışı üzerine dayattıktan kısa süre sonra okullar, hastaneler, devlet daireleri ve marketler
bu çizelgeleri benimsediler. O kadar ki makinelerin ve üretim bantlarının olmadığı yerlerde bile zaman çizelgesi baş tacı edildi. Fabrikadaki mesai öğleden sonra 5'te bitiyorsa mahallenin kahvesinin 5.02'de açılması daha mantıklıydı. Bu zaman çizelgesinin yaygınlaşmasında önemli bir adım da toplu taşımaydı. İşçilerin işe sabah 8'de başlamaları gerekiyorsa otobüs veya trenin fabrikaya 7.55'te varması gerekirdi. Birkaç dakikalık bir gecikme bile üretimde azalmaya ve belki de işe geç kalan bu şanssız işçilerin kovulmasına sebep olacaktı. 1784'te İngiltere'de belli bir tarifeye bağlı olarak çalışan bir taşıma firması faaliyete başladı. Bu tarifede sadece kalkış saati belirtilmişti. Varış saati ise yazmıyordu. O zamanlar her İngiliz şehrinin ve kasabasının kendi yerel saati vardı ve Londra saatiyle aralarındaki fark yarım saati bulabiliyordu. Londra'da saat 12 iken Liverpool'da belki 12.20, Canterbury'de ise 11.50 olabiliyordu. Telefon, radyo, televizyon veya hızlı tren gibi şeyler olmadığından bu farkı kimse bilmiyordu. Ayrıca kimin umurundaydı? İlk ticari tren Liverpool ile Manchester arasında 1830'da faaliyete geçtikten 10 yıl sonra ilk tren tarifesi hazırlandı. Trenler eski araçlardan çok daha hızlıydı. Bu yüzden yerel saatler arasındaki tuhaf farklar ciddi sıkıntı yaratıyordu. 1847'de İngiliz tren şirketleri kafa kafaya vererek o andan itibaren tüm tren çizelgelerinin Liverpool, Manchester veya Glasgow'un yerel saatlerine göre değil, Greenwich gözlemevi saatine göre ayarlanmasını kararlaştırdılar. Giderek daha fazla sayıda kurum tren şirketlerinin kararını uygulamaya başladı. Nihayet 1880'de İngiliz hükümeti daha önce eşi görülmemiş bir yasa çıkararak İngiltere'deki tüm zaman çizelgelerinin Greenwich'e göre düzenlenmesini zorunlu kıldı. Tarihte ilk defa bir ülke ulusal saat belirleyerek tüm nüfusun gün batımıyla gün doğumunu esas alan yerel saatleri bırakarak yapay bir saate göre yaşamasını zorunlu tutuyordu. Bu ufak başlangıç saniyenin binde birlik bir dilimine kadar birbiriyle senkronize olmuş küresel bir çizelge ağının doğumuna öncülük etti. Modern medyanın önce radyo arkasından televizyon ortaya çıkışta bir çizelgeler dünyasına girerek buranın başlıca kural koyucuları ve tebliğcileri olmasını getirdi. Radyo istasyonlarının yayınladıkları ilk şeylerden biri uzak yerleşim birimlerinin ve denizdeki gemilerin saatlerini ayarlamalarını sağlayan zaman sinyalleriydi. Daha sonra her saat başında haberleri yayınlama geleneğini benimsediler. Günümüzde her haber bülteninin başında ilk yayınlanan şey, savaşların başlamasından bile daha önemlidir, saattir. İkinci Dünya Savaşı boyunca BBC, Naziler tarafından işgal edilmiş Avrupa'ya haber yayınlıyordu. Her programın başlangıcında Big Ben'in saat başındaki çanları gösteriliyordu. Yani özgürlüğün sihirli sesi. Dahi Alman fizikçileri yayınlanan bu ding dong seslerindeki ufacık ton farklarından yola çıkarak Londra'daki hava durumunun ne olduğunu anlamanın yolunu buldular. Ve bu bilgi Luftwaffe için son derece değerliydi. İngiliz gizli servisi bunu keşfettiğinde meşhur saat kulesinin canlı yayını daha önceden yapılmış bir kayıtla değiştirdi. Zaman çizelgesi ağının işleyebilmesi için şart olan ucuz ama taşınabilir saatler her yerde bulunabilir oldu. Asur, Sasani veya İnka şehirlerinde herhalde en fazla birkaç tane güneş saati bulunurdu. Orta çağda Avrupa şehirlerinde ise genellikle meydandaki yüksek bir kulenin üstüne yerleştirilmiş tek bir saat bulunurdu. Bu saat kuleleri son derece hatalıydı. Ama şehirde onların yanlış olduğunu gösterecek başka saat olmadığından pek bir şey fark etmiyordu. Bugün orta halli bir ailede orta çağdaki herhangi bir ülkenin tamamından daha fazla zamanı ölçebileceği aleti bulunuyor. Zamanı kol saatinize, akıllı telefonunuza, yatağınızın kenarındaki çalar saate bakarak, mutfak duvarındaki saate dönerek, mikrodalga fırınının ekranını, televizyon veya DVD oynatıcının ekranına şöyle bir bakış atarak veya gözünüzün kenarıyla bilgisayarınızın görev çubuğunun köşesine hızlıca göz atarak söyleyebilirsiniz. Saatin kaç olduğunu bilmemek için özel bir çaba göstermeniz gerekir. Ortalama bir insan gün içinde onlarca kez saate bakar çünkü yaptığımız neredeyse her şeyin zamanında yapılması gereklidir. Bir çalar saat sizi
Sabah 7'de uyandırır, donmuş simidi mikrodalga fırınında 50 saniyede ısıtırız. Elektrikli diş fırçası bipleyene kadar dişlerimizi 3 dakika boyunca fırçalarız. İşe gitmek için 7.40 trenini yakalarız. Spor salonundaki koşu bandı yarım saatin dolduğunu bildirmek için bipleyene kadar koşarız. Akşam 7'de en sevdiğimiz programı izlemek için televizyonun karşısına geçeriz. Program ne zaman olacağı önceden belirlenmemiş anlarda. Saniyesi 1000 dolarlık reklamlarla kesilir ve nihayet tüm kızgınlığımızı artık bir standart haline gelmiş 50 dakikalık terapi süresince aktarırız. Sanayi devrimi insan toplumlarında pek çok büyük değişikliğe yol açtı. Endüstriyel zamanlamaya uyarlanmak bunlardan sadece biridir. Diğer önemli örnekler arasında şehirleşme, köylülüğün ortadan kalkması, proletaryanın yükselişi, bireylerin güçlenmesi, demokratikleşme, gençlik kültürü ve ataerkilliğin güçsüzleşmesi sayılabilir. Bütün bu değişimler insanlığın başına gelmiş en ciddi toplumsal devrim karşısında bir hiçtir. Ailenin ve topluluğun çöküşü yerine devletin ve piyasanın geçmesi. Bildiğimiz kadarıyla en eski zamanlardan 1 milyon yıl önceden beri insanlar çoğu biriyle akraba, küçük ve yakın gruplar halinde yaşıyorlardı. Bilişsel devrim ve tarım devrimi bu durumu değiştirmedi. Hatta bu devrimler aileleri ve toplulukları bir arada tutarak kabileler, şehirler, krallıklar ve imparatorluklar oluşturdu. Ama aile ve topluluk tüm insan toplumlarının temel taşı olmaya devam etti. Sanayi devrimi ise bu taşları atomlarına kadar parçalamayı 200 yılda başardı. Ailelerin ve toplulukların geleneksel işlevlerinin çoğu devletlere ve piyasaya devredildi. Ailenin ve topluluğun çöküşü. Sanayi devriminden önce çoğu insanın günlük yaşamı 3 eski yapı içinde seyrederdi. Çekirdek aile, geniş aile ve yerel topluluk. Çoğu insan kendi ailesiyle, örneğin aile çiftliği veya atölyesi veya komşularıyla çalışıyordu. Aile aynı zamanda sosyal devlet, sağlık sistemi, eğitim sistemi, inşaat sektörü, sendika, emekli maaşı, sigorta şirketi, radyo, televizyon, gazete, banka ve hatta polis demekti. Birisi hastalandığında ailesi bakardı, yaşlandığında aile destek olur ve geçimini de çocukları sağlardı. Yetimlerle aile ilgilenir, bir kulübe lazım olduğunda aile yardım ederdi. İş kurmak istediğinde gereken parayı, evlenmek istediğinde müstakbel eşi aile bulurdu. Komşularla yaşanabilecek çatışmalara da aile destek verirdi. Eğer hastalık çok ciddi ise veya yeni iş yeri çok büyük yatırım gerektiriyorsa veya küçük bir tartışma çok büyüyüp şiddetlendiyse bu sefer de imdada yerel topluluk yetişirdi. Topluluk bu durumlarda yerel geleneklere ve daha önceden yapılan iyiliklere göre yardım ederdi. Bu da serbest piyasanın arz talep dengesinden çok farklıydı. Eski usul bir ortaçağ topluluğunda komşum dara düşerse karşılığında bir ödeme beklemeden kulübesini yapıp koyunlarını korurdum. Ben dara düşünce de komşum karşılığını verirdi. Yerel hükümdar da tek bir kuruş bile ödemeden hepimiz yeni şatosunun inşaatında çalıştırırdı. Karşında da barbarın ve çetelerin saldırısına karşı koruyacağını bilirdik. Köy yaşamındaki pek çok alışveriş para ödemeden yapılırdı. Elbette bazı pazarlar vardı ama bunların rolü sınırlıydı. Nadir bulunan baharatlar, kumaşlar ve aletler satın alınabilir. Doktorların ve avukatların hizmetlerinden yararlanabilirdiniz ama toplamda kullanılan ürün ve hizmetlerin %10'undan daha azı pazarlardan satın alınırdı. İnsanların ihtiyaçlarının büyük bölümü aile ve topluluk tarafından karşılanırdı. Bunlara ek olarak savaşmak, yol yapmak ve saraylar inşa etmek gibi önemli şeyleri yerine getiren krallıklar ve imparatorluklar da vardı. Bunları yapabilmek için vergi toplar, zaman zaman da asker ve işçi toplarlardı. Yine de birkaç istisna hariç, ailelerin ve yerel toplulukların gündelik yaşantısına müdahale etmezlerdi. İsteseler de büyük zorluklarla müdahale edebilirlerdi. Geleneksel tarım ekonomilerinde hükümet görevlilerini, polisleri, danışmanları, öğretmenleri ve doktorları besleyecek üretim fazlası pek olmazdı. Bu yüzden de geniş sosyal yardım, sağlık ve eğitim sistemleri geliştirilemez ve bunlar ailelerle yerel topluluklara bırakılırdı. Nadiren de olsa yöneticiler köylülerin yaşamına daha yoğun müdahil olmaya çalıştığında, örneğin Çin'den Çin İmparatorluğu döneminde olduğu gibi, bunu aile reislerini ve toplulukların ileri gelenlerinin devlet yetkilerine dönüştürerek yapabildiler.
ulaşım ve iletişim zorlukları uzaklarda bulunan toplulukların işine karışmayı o kadar zor hale getiriyordu ki, çoğu krallık en temel görevleri olan vergi toplama ve otorite sağlama gibi işleri bile yerel topluluklara bırakabiliyordu. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk çapında geniş bir polis gücü oluşturmak yerine adaletin kan davaları yoluyla tesis edilmesine izin verirdi. Eğer kuzenim birini öldürdüyse kurbanın kardeş de intikam amacıyla beni öldürebilirdi. İstanbul'daki sultan veya eyaletin paşası şiddet kabul edilebilir sınırlar içinde kaldığı müddetçe bu tür çatışmalara karışmazdı. Çin'deki Ming İmparatorluğu nüfus Boajia sistemi içinde örgütlenmişti. 10 aile bir araya gelerek bir jia, 10 jia da bir bao oluşturuyordu. Bir bao'nun üyesi bir cinayet işlediğinde diğer bao üyeleri, özellikle de bao'nun yaşlıları suçluyu cezalandırabilirlerdi. Vergiler de bao üzerinden toplanıyordu ve her ailenin kazancını tespit ederek ödemeleri gereken vergi miktarını belirlemek devlet görevlilerinden ziyade yaşlı bao üyelerinin göreviydi. İmparatorluk açısından bu sistemin muazzam avantajları vardı. Binlerce gelir kontrolörü ve vergi memuru beslemek yerine yaşlılar her bireyin ne kadar vergi verebileceğini biliyor ve gereken vergiyi imparatorluk ordusunu işe karıştırmadan toplayabiliyorlardı. Aslında çoğu krallık ve imparatorluk güvenlik ordusundan başka bir şey değildi. Kral genellikle Chapo di tutti Chapi'ydi ve tek yaptığı da güvenlik sağlamak için para toplamak, buna bağlı olarak da diğer suç şebekelerinin kendi koruması altındakilere zarar vermediğinden emin olmaktı. Bundan başka pek bir şey yapmıyorlardı. Aile ve topluluk yaşamı ideal olmaktan çok uzaktı. Aileler, topluluklar kendi üyelerini modern devletler ve piyasalardan bile fazla baskı altına alabiliyordu. Ayrıca iç dinamikleri genellikle gerilim ve şiddetle doluydu. Ama insanların da başka şansı yoktu. 1750'de ailesini ve topluluğunu kaybetmiş birinin ölüden farkı yok sayılırdı. Ne iş ve eğitim konusunda ne de sıkıntılı zamanlarında destek görürdü. Polis, sosyal güvenlik veya zorunlu eğitim yoktu. Bu durumdaki biri hayatta kalabilmek için başka bir aile veya topluluğa katılmaya mecburdu. Evden kaçan çocuklar en fazla başka bir aileye hizmetkar olabilir, en kötü ihtimalle de orduya katılır veya genel evde çalışmak zorunda kalırdı. Son 200 yılda tüm bunlar baştan aşağı değişti. Sanayi devrimi piyasalara yeni ve muazzam olanaklar kazandırdı. Devletleri yeni ulaşım ve iletişim olanaklarıyla donattı ve hükümetlere uzmanlar, öğretmenler ve polisler ve sosyal hizmetlilerden oluşan bir ordu kurdu. Devletler ve piyasa öncelikle dış müdahaleye pek sıcak bakmayan geleneksel aileler ve topluluklar tarafından yollarının kesildiğini fark etti. Aileler ve yaşlı topluluk önderleri gençlerin milliyetçi eğitim sistemleri tarafından beyni yıkanmasına, zorunlu askerlikle orduya alınmasına veya şehirlerde işçi olarak çalışan köksüz bireyler olmasına razı değildi. Zamanla devletler ve piyasalar giderek büyüyen güçlerini kullanarak geleneksel aile ve topluluk bağlarını zayıflattı. Çatışmaları önlemek ve anlaşmazlıkları çözmek için polisleri görevlendirip olayları mahkemelere taşıdı. Geleneksel köklü pazarlar yerini sürekli değişen yeni piyasalara bıraktı. Ancak bu yeterli değildi. Ailenin ve topluluğun etkinliğini gerçekten kırmak için beşinci bir kola ihtiyaç vardı. Devletler ve piyasalar insanlara reddedemeyecekleri bir teklifle geldi. Birey olun. Ailenizden izin almadan kiminle istiyorsanız onunla evlenin. Büyüklerinize rağmen istediğiniz işi yapın. Ailenizle yemek yemeyecek de olsanız istediğiniz yerde yaşayın. Artık ailenize veya toplumunuza bağımlı değilsiniz. Biz devlet ve piyasa olarak size bakacağız. Size gıda, barınma, eğitim, sağlık, sosyal haklar ve iş vereceğiz. İşsizlik maaşı, sigorta ve koruma sağlayacağız. Romantik literatür genellikle bireyi piyasayla devlet arasındaki mücadeleye sıkışmış olarak anlatır. Bunun gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Devlet ve piyasa bireyin anne ve babasıdır. Birey onlar sayesinde hayatta kalabilir. Piyasa bize iş, sigorta ve emekli maaşı sağlar. Eğer bir meslek öğrenmek istiyorsak, devletin okulları buna hazırdır. İş kurmak istiyorsak, bankalar kredi verir, ev inşa etmek istersek bir inşaat şirketi evimizi yapar. Banka bu kez de konut kredisi verir,
ve bazen bu ödemeler devlet tarafından sübvanse veya garanti edilir. Şiddet baş gösterirse polis bizi korur. Eğer hastalanırsak sağlık sigortası bizimle ilgilenir. Aylar boyunca işsiz kalırsak sosyal güvenlik sistemi devreye girer. Eğer sürekli bakıma ihtiyacımız olursa bir hemşire bulabiliriz. Genellikle dünyanın öbür ucundan gelerek bize artık çocuklarımızdan bekleyemeyeceğimiz ilgiyi gösterir. Vergi daireleri bizi birey olarak görür ve komşumuzun vergisini ödememizi istemez. Mahkemeler de bizi birey olarak görür ve akrabalarımızın işlediği suçlardan ötürü cezalandırılmayız. Sadece yetişkin erkekler değil, kadınlar ve çocuklar da birey olarak görülürler. Tarihin büyük bölümünde kadınlar bir ailenin veya topluluğun malı olarak görüldüler. Modern devletlerde ise kadınlar ailelerinden ve topluluklarından bağımsız ekonomik ve hukuki haklara sahip bireylerdir. Ancak bireyin özgürleşmesinin bir bedeli vardır. Pek çoğumuz güçlü aile ve topluluk bağlarını yitirdiğimize hayıflanır, devlet ve piyasa güçleri tarafından yabancılaştırıldığımız hissine kapılarak tedirgin oluruz. Devlet ne piyasa, yabancılaşmış bireylerden oluşan bir topluma güçlü aileler ve topluluklara göre çok daha kolay müdahale edebilir. Apartmandaki komşularıyla kapıcıya ne kadar ödemeleri gerektiği konusunda bile anlaşamayanlar devletlere nasıl direnebilirler? Devlet piyasalar ve bireyler arasındaki meseleyi çözmek zorundadır. Devlet ve piyasa karşılıklı hak ve yükümlülükler konusunda anlaşamazken bireyler de ikisinin de çok fazla talepte bulunup karşılığında pek az şey verdiğinden şikayet ederler. Çoğu durumda bireyler piyasa tarafından sömürülürken devlet de bireyleri savunmak yerine ordusu, polis ve bürokrasiyle bireylere karşı piyasaları korur. Yine de mükemmel olmasa da bu anlaşmanın bir şekilde yürümesi inanılmazdır. Sonuçta bu anlaşma insanların nesillerdir devam eden toplumsal düzenlerini alt üst etmiştir. Milyonlarca yıllık evrim hepimizi topluluk üyesi olarak düşünmek ve yaşamak yönünde tasarlamıştır. Oysa biz 200 yıl içinde birbirine yabancılaşmış bireyler haline geldik. Hiçbir şey kültürün akıl almaz gücünü bundan daha iyi doğrulayamaz.